Gazeteci Güngör Yavuz Arslan her hafta olduğu gibi bu hafta da konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş İyi bulduk. Akşamlar. Başarılar, saygılar, sevgiler efendim. Sağolunuz. Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Hasan Başkanı Eray Güçler de bu akşam her hafta olduğu gibi bizlerle birlikte olacak. İyi akşamlar. Çok hoş teşekkür geldiniz. Ederim. İyi yayınlar efendim. Sağolunuz. Teşekkürler. Şimdi tabii birçok gelişme oluyor. Yani bu haftaya da gerçekten çok hızlı başladı. Hem dünya gündemi hem Türkiye gündemi. Macron daha önce yani 2018 yılında ki Trump o zaman çokça eleştirmişti Macron'u. ABD'ye bağımlı olmayan bir Avrupa Birliği ordusu kurulmalı demişti. NATO'nun beyin ölümü o. NATO'nun beyin ölümü Avrupa diye adlandırılmıştı. Trump da çok tepki göstermişti buna. Ama şimdi bugün yeni ve başka bir şey söyledi. Ama buna çok benzer bir şey. Avrupa ordusu kuralım. Amerika Birleşik Devletleri'nden yine bağımsız. Çünkü dedi Avrupa kendi çıkarlarını kendisi savunma durumuna gelebilir. Şimdi burada birkaç tane soru geliyor akla. Bir kere bir, bunca savaş senaryosu, işte nükleer senaryo vesaire konuşulurken hani işte Rusya Avrupa'ya saldıracak mı, Almanya'ya işte füze atacak mı vesaire diye 2025'e dair bazı senaryolar da ortaya konuldu. Ama başka bir şey. Avrupa ordusunun tek tehdidi şu an için Rusya mıdır? Bunu da ayrıca konuşmak lazım. Şöyle biraz kafa yoralım. Güngör Bey'den başlayarak bu açıklamanın ardında ne yatıyor? Amerika'dan kopuş mu yoksa başka bir yani Amerika'ya daha da yakınlaşma anlamına geliyor? Şimdi bu her şeyden önce Ukrayna Savaşı'nın bir sonucu. Şimdi Avrupa'nın güvenlik mimarisi değişiyor. Macron'un bu açıklamaları ya da Almanya'da yaşananlar, İngiltere'nin zaman zaman çıkışlarıyla da bunlarla alakalı. Şimdi yalnız Macron'un bu açıklaması yani Avrupa ordusu kurulması, Avrupa'ya NATO'dan bağımsız olarak, ABD'den bağımsız olarak bir güvenlik mimarisi oluşturması, NATO bütün güvenliğini NATO üzerinden entegre etmiş, blok olarak söylüyorum Mustafa Bey, Avrupa blok olarak. Tek tek ülkelerin de milli ve ulusal elbette ki savunma stratejileri var. İşin doğasına ters. Yani şu anda şöyle diyelim, Avrupa'da bir Avrupa ordusu olacak, bir de NATO'nun karargahı, bir NATO ordusu olacak. Bunlar da hep aynı ülkelerin askerleri olacak. İşte Fransa, Almanya, İngiltere, Türkiye örneğinde olduğunu verim. Sadece Avrupa ordusunda ABD ve belki de Kanada olmayacak. Ama orada şimdi Avrupa ordusu derken Avrupa tanımını neye göre yapacağız? Yani Avrupa Birliği, İsveç, Finlandiya var mı bu Avrupa'da? Avrupa Birliği sınırları mı? Avrupa Birliği içinde mi yapacaksın? Yani Avrupa Birliği ülke üyesi olmayan Avrupa var. Ya da genişleyen var. Avrupa Birliği'ni tabii düşünürseniz mesela. Ama şu var, içten içe biz Eray Hocam'la da bunu analiz etmiştik sanırım. Bir hava savunma sistemi değil mi Avrupa'nın? Evet. Oluşturdular. Kurulmaya çalışıyor. Türkiye'de buna destek veriyor. Bu NATO ile ilintili mi bilmiyorum. Bazı denemeler var kendi işlerinde. Ama blok olarak diyelim bütün Avrupa Birliği ülkelerinin ya da 10 tane Avrupa Birliği'nin bir araya gelip bir ortak ordu, bir savunma paktı kurması bu dönemde reel mi? İkinci soru, ABD buna izin verir mi? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri güvenlik başlıklarında adeta Avrupa'yı içine almış durumda. Şu anda herkes işte Finlandiya ve İsveç yıllardır bağlantısız yani bir pakta bağlantısız şekilde duran, güvenlik olarak anlatıyorum, apar topar NATO'nun kapısına geldiler. Hı hı. İşte Avusturya'nın birkaç ülkenin de daha da başvuracağı söyleniyor. Hep Ukrayna Savaşı'nın sonucunda. Hı hı. Yalnız Macron'la ilgili bir şey söyleyeyim. Ben kendisine Monsieur Macron olarak tanımlıyorum. Boyundan büyük işlere kalkıştı. Macron değil, Macron diyor. Çünkü boyundan büyük işlere kalkıştığı için Fransızca Monsieur Macron. Bunlar onun boyunu çok çok aşar. Şimdi küresel çapta bir mücadele var ve Fransa Cumhurbaşkanı da son dönemi. Bundan sonra siyasete devam etmeyecek. Bu Ukrayna'ya asker gönderme konusunda bir toplantı yaptı ana muhalefetle, muhalefet partileriyle. Muhalefet partileri Macron'u bu toplantı topa tuttular. Özetle şunlar, senin son dönemin. Sen Fransa'ya ateşe atıp mı gideceksin? Sen son dönem bir daha aday olamayacaksın. Başka bir cumhurbaşkanı ve yönetim gelecek. Biz senin bu enkazını taşıyamayız diye muhalefetten çok sert tepki almıştı. Biraz bu Ermenistan çıkışları, Avrupa çıkışları, Ukrayna'ya asker gönderelim. İşte biliyorsunuz son günlerde boks eldivenli Napolyon'un hareketleri olan fotoğraflar da paylaşmaya başladı. Bu Fransa, bırakın Macron'u, Fransa'nın da boyunu aşan bir olay. Almanya buna ne diyecek? Avrupa'nın, İngiltere buna ne diyecek? Ona bakmak lazım. Şimdi hayır, bir de şu var, şimdi çok önemli bir cümle. Şimdi Macron'un arkasından gelen Avrupa ülkeleri yok. Örnek vereyim. Ukrayna'ya asker göndermeliyiz dedi değil mi?
Kaç ülke destek verdi? Hatırlayın, hemen biz asker göndermeyeceğiz diye Avrupalı liderler sıraya girdi. Yani bunun bir karşılığı yok. İkincisi 10 puanlık bir soru Mustafa Bey. Avrupa ordusu Türkiye olmadan olacak mı? Yani Avrupa ordusu neyle kuracaksın sen? Hı hı. Hangi askerle kuracaksın? Hangi güçle kuracaksın? Bugün hayır, Almanya Avrupa'nın en büyük nüfusuna... O da işin bambaşka bir boyutu zaten. Almanya'nın en büyük nüfusuna sahip ülkelerinden biri olan Almanya el ilanlarıyla ülkesindeki yabancılığı askerliğe çağırıyor. Tekrarlıyorum. Almanya. Şimdi Almanya'ya kaçak olarak gittin. Asker olursan vatandaşlığı da kapıyorsun. Yani ilanlar var. Yani bu durumda olan bir Avrupa'nın bu tartışmalar, biraz Macron'un PR çalışmaları, dünyada kendini konuşturma çalışmaları, reel olarak bunun, ben bir Avrupa ordusunun NATO varken, ABD varken, bir defa ABD buna izin vermez. Hı. Amerika Birleşik Devletleri buna izin vermez. Biraz da bu tartışmalar Trump'ı hatırlattı. Biliyorsunuz bütün Avrupa Trump'ın geleceğini düşünüyor. Trump da biliyorsun NATO ülkelerini ikiye ayıracağız dedi. Borcunu ödeyenler ve ödemeyenler. Hı hı. Ödemeyenler. Yeni dönemde bunlar biraz daha konuşulacak gibi gözüküyor. Siz ne dersiniz Eray Bey? Yani burada Macron'un hesapsız kitapsız ağzından çıkan bir cümle mi? Yoksa Avrupa'nın bir rahatsızlığı mı? Hayır. Amerika'nın burada tam tersi, yani tavşana bak tazıyı tut misali bir hareketi mi? Nasıl görüyorsunuz? Bakın Amerika'nın Irak'ı işgalinin sebeplerinden bir tanesi de Avrupa Birliği'nin kendine karşı bir süper güç olarak ortaya çıkmasını önlemektir. Bunu da enerji hatlarını kontrol ederek yapmayı amaçlamıştır. Bu yüzden de Irak'ı işgal etmiştir. Dikkat edin, Irak'ı işgal ederken Amerika Birleşmiş Milletler kararı almadı. Ve o dönemde, o zaman İngiltere Avrupa Birliği içerisindeydi, bir Avrupa Birliği kol ordusu kurulması, başına da bir İngiliz kor general, 2002 yılıydı sanırım, getirilmesi planlanıyordu. Şimdi Amerika Irak'ı işgal edip Orta Doğu'ya yayılınca şunu söyledi: eğer siz siyasi ve ekonomik birliğin dışında bir askeri güç olarak ortaya çıkarsanız, ben de bir gecede petrolün varil fiyatını 10 kat arttırırım, hepiniz çökersiniz. Yani Avrupa Birliği ABD için elinde tutması gereken ama aynı zamanda rakip olmasını önlemesi gereken bir düşmandır. Hem dosttur, kullanabileceği bir dosttur, bir aparattır. Ama aynı zamanda kontrol etmesi gereken de bir düşmandır. Eğer kontrolden çıkarsa Avrupa Birliği'nin bir de askeri güç olarak ortaya çıkması bir süper güce dönüşme ihtimali yarattığı için ABD açısından son derece risklidir. Zaten Macron ne zaman bir Avrupa ordusu fikri ortaya çıksa sarı yelekliler harekete geçer. Muhtemelen yakında gene Fransa'da bir şeyler olur. Bu açıklamayla evet. Bağlantısız ama bağlantılı. Bağlantılı. Yani görünüşte bağlantısız olacak ama. İşte onu diyorum. Yani özgürlük, ama özgürlük ve para talep edecekler. Ama asıl sebep budur. Bakın, sarı yelek hareketi ABD'nin Kaliforniya'daki Silikon Vadisi'nden yönetilmiştir. Ve o dönemde ben çok iyi hatırlıyorum. Bu yakinen takip ettiğim bir konudur. Fransa Dışişleri Bakanı Amerika'ya ABD'nin Fransa'nın iç işlerine karışmaması gerektiğini açık açık söylemiştir. Hı hı. Hani gizli saklı falan da değil. Açık açık. Şimdi hal böyle olunca burada Fransa'yı hani sizin sorunuz açısından değerlendirmek lazım. Elbette Macron bunu hesapsız, ölçüsüz, kitapsız söylememiştir. Yani bir rahatsızlık var. ABD'nin İkinci Dünya Savaşı sonrası özellikle Almanya ve Japonya'yı topyekün, külliyen ve tamamen kontrolü altına almış olması Avrupa içerisinde rahatsızlık yaratıyor. Peki tersten bakarsak işe, yani acaba bu tam tersine Amerika'nın elini güçlendirmiyor mu Avrupa'da? Çünkü Avrupa'da bir liderlik sorunu var. Bir yani ordular açısından da bir sorun var. Yani Ukrayna örneğinde çok kötü bir sınav da verdi Avrupa ordusu. Çıkıp siz işte Amerika hani bir kenarda dursun, biz nükleeri de birleştirip bir Avrupa gücü kuralım derseniz, bu tam tersi Amerika'nın ekmeğine yağ sürmüyor mu? Yok. Bakın, Avrupa ordusu fikri her zaman Amerika'yı rahatsız eder. Hı hı. Çünkü
Ekonomik bakın ilk başta Avrupa Birliği ne olarak kurulmuştur? AET olarak kurulmuştur değil onun mi? Avrupa önce kömür birliği. Önce odun kömür ve çelik evet hocam. Birliği olarak kurulmuştur. Sonra Avrupa Ekonomik Topluluğuna dönüşmüştür. AET. Yani daha sonra işte Avrupa Birliği'ne önce ekonomik başlamıştır. Sonra Avrupa Birliği bir model olarak üye ülkelerin egemenlik haklarının bir bölümünden fedakarlık yaparak bir üst kurul yani bir siyasi yapıya dönüşmüştür. Siz buna bir de askeri yapı eklerseniz yani o zaman ABD'nin karşısında şöyle bir şey çıkabilir mi? Çok önemli bir devlet yapısına benzer bir organizasyon. Ortak parası olan, evet. Bir de ortak bayrağı olan, bir de ortak ordusu olunca. Ya bir tek ortak ordu eksik. Bakın o zaman. Şöyle de bir şey var. Size bir bilgi olarak sunayım. Avrupa Birliği ordusu var aslında. Avrupa Birliği ordusu genelkurmaylık, kuvvet komutanlıkları vesaire kağıt üzerinde var. Sadece düğmeye basılmasını bekliyor. Şimdi bu Avrupa Birliği bünyesinde mi oluştu? Evet, Avrupa Birliği bünyesinde. Kağıt üzerinde var ama. Binası yok. Yani düğmeye basıldığında çok kısa sürede muhtemelen yani benim tahminim bir ay içerisinde bir Avrupa ordusu kurulur. Komutanları atanır, kışlaları, karargahları falan belirlenir ve bir emir komuta içerisinde. Bu kadar kısa süre içinde olur mu? Olur çünkü zaten ülkelerin askeri yapıları var ya. Bu askeri yapıları entegre ediyor. Zaten ortak tatbikatları yani ortak, NATO'da beraber tatbikat ediyor. Yani zaten ortak ülkeler hani para birimi ortak bir İngiltere olmaz. Şey var, yani bir tek İngiltere burada ama neticede geri kalan Avrupa ülkeleri de zaten ikiye ayrılıyor. Yani aslında Avrupa dediğinizde iki gruptan oluşur. Bir kıta Avrupası Almanya ve Fransa'dır. Bir de Anglo-Sakson dediğimiz İngilizler. İngilizler çıktı. Dolayısıyla ne kaldı geride? Kıta Avrupası. Kıta Avrupası da Almanya, Amerika'nın elinde Fransa bundan kurtulmaya çalışıyor. Yani böyle bir iç mücadeleye sahne oluyor. Dolayısıyla Avrupa ordusunu ben her şeyden önce ve ilk evvel Rusya'ya değil ABD'ye karşı bir denge unsuru olarak. Şimdi bakın çok akıllı aslında. Avrupa ordusu Rusya'ya karşı, değil ABD'ye karşı bir dengedir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.